Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Beni Türkiye'mden izleyen, yurt dışından izleyen tüm değerli takipçilerime kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlerle iki sırada bir kendini tekrar eden muhteşem bir model yapacağız. Evet sevgili hanımlar, harika, güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak ister misiniz? Hemen iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım sevgili arkadaşlar. Alize Baby Best'in şöyle beyaz renginde bir ipini kullanıyorum arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ip. 100 gramlık 240-250 metrelik bir ip arkadaşlar. Evet şöyle 3,5 milim her zaman kullanmış olduğum 3,5 milim şişlerimi de kullanıyorum arkadaşlar. Evet hemen modelimizin desenini kurmaya başlayalım. Sevgili hanımlar, sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre lastiklerinizi ayarlayın, kenar patlarınızı ayarlayın. İlmek sayılarınız 2 ve 2'nin katları olsun. Şöyle ben az bir ilmek atarak sizlere modelimi en güzel şekliyle anlatmaya çalışacağım. Şöyle kenar ilmeğimizi buralarda ayarlıyoruz. Şu örecek olduğumuz ilmek sayımız 2 ve 2'nin katları olacak. Evet şöyle hemen 2 ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi atalım. Evet sevgili hanımlar, bu modelden şal mı yapmak istiyorsunuz? Çeyizlik yelek mi? Hırka mı? Süveter mi? Atkı mı? Bere mi? Şal modellerine çok yakışan güzel bir model. Şal modellerinde lastik yapmadan yapabilirsiniz hanımlar. Lastik toplayabilir. Lastik yapmadan şal modellerinde yapın. Kalın şiş kullanın. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 ve 2'nin katlarında bakın ilmeklerimizi attık. Bu kadar ilmek modeli anlatabilmem için yeterli. Dediğim gibi siz kenar patlarınızı ayarlayın. Daha sonra hemen deseninizi kurmaya başlayın arkadaşlar. Modeli ön yüzde kuruyoruz. Evet şöyle hemen desenimi kurmaya başlıyorum. Modelimin arka yüzünde olduğum için arkadaşlar ben şöyle lastik yapmayacağım. Bir sıra ters örgü yapacağım. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için ördüm. Ön yüzde de desenimi kurmaya başlayacağım. Sizler lastik yaptıktan sonra deseninizi ön yüzde kurmaya başlarsınız. Evet tüm sıramı ters olarak örüyorum. Şal yapacağınız zaman sevgili hanımlar lastik yapmayın. Bu şekilde benim başladığım gibi başlayın. İlk sırasını arka yüzde ters olarak örün. Ön yüzden deseninizi kurarak devam edin. Şal yapmak isterseniz 70 milimetre yani 70 santimetre uzunluğunda yapın hanımlar. 60-70 normaldir. Yelek yapacak olanlara tabi bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde farklı ölçüler. Evet şimdi desenimizin birinci sırasındayım hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci değil, ikinci değil. Bakın ikinci ve üçüncü ilmeğin arasındaki şu boşluktan girdim. Bir ilmek aldım uzattım. Sonra buradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir modelimi hazırlamış oldum. Tekrar bakın 1-2. 2 ve üçüncü ilmeğin arasındaki ilmekten bir ilmek aldım. Sonra iki ilmeğimi de birlikte ördüm. Yine 1-2. 2 ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. İlmeğimi uzatıp iki ilmeğimi birlikte örüyorum. 1-2. 2 ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. 1-2. Bakın şu şekilde iki ilmeğin arasından giriyorum. Bu şekilde sıramı sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın son 3 ilmeğin birinci değil, ikinci değil, 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek aldım. Uzattım. 2 ilmeğimi de birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu modelde hiç ters örgü yok arkadaşlar. Hep düz örgüyle deseni kuruyoruz. Şimdi modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurduk. İkinci ve son sırası. Model ilerledikçe çok güzel olacak hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin ikinci sırasında bakın ilmeklerim ikili gruplar halinde arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bu ikili grubun bir tanesini düz olarak örüyorum bakın. Düz ördüm. Daha sonra tek kalan ilmeğimin önünden boşluktan bir ilmek aldım. Uzattım. Sonra tek kalan ilmeğimi ve bu ikili ilmeğin birini de alarak ikisini birlikte topladım. Evet, arka yüzde de yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Bakın boşluktan tek kalan ilmeğin hemen önünden boşluktan bir ilmek alıyorum. Uzattım.
Tek kalan ilmeğimin yanına ikili ilmeğin birini de alarak bu şekilde ikisini bir ördüm. Tekrar bakın, tek kalan ilmeğimin önünden bir ilmek aldım. Hemen ilmeğimi aldım. İkili ilmeğin de birisini alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Boşluktan bir ilmek alıyorum tek kalan ilmeğimin önünden. Tek kalan ilmeğimin yanına ikili ilmeğin birini de alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde bakın. Tek kalan ilmeğim, ikili ilmeğin birini alıyorum. İkisini bir ördüm. Burada şimdi arkadaşlar, bu başlangıçta kenar ilmeğinden sonra bir tane düz yapmıştık. Biterken de aynı şekilde bitiyor bakın. Bir düz kenar ilmeği. Evet, modelimizin ikinci sırasında bu şekilde tamamladık. Şimdi ben sizlere şöyle arkadaşlar bir model anlatmış oldum. Bakın, şal yapacağınız zaman şuralara püsküllerinizi takarsınız. Devam edersiniz arkadaşlar. Lastik siz de yapabilirsiniz ama lastik yaparsanız yelek ve hırkalarda daha güzel olur. Ben şal için diyorum. Şallarda lastik yapmadan başlayın. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci bir model daha yapalım. Daha iyi anlaşılır olsun arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. 1 2. Bu iki ilmeğin ve üçüncü ilmeğin arasındaki şu boşluktan girdim bakın. İlmeğimi uzattım. Bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. İkinci modelin birinci sırasındayız şimdi. Bakın 1 2. Şu iki ilmeğin, bakın burada tek ilmek var, burada ikili ilmek var. Bu ikili ilmeğin ortasından giriyorum. Uzattım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar bakın, tek ilmeğin burada, ikili ilmeğin ortasından giriyorum. İki ilmeği birlikte topluyorum. Tek ilmeğin burada, ikili ilmeğin ortasından. Yani bu şekilde daha iyi anlarsınız diye düşündüm. Birinci ilmek, ikinci ilmek, iki ve üçüncü ilmeğin ortasından bakın. Bu şekilde ilmeğimi uzattım, ikisini bir ördüm. Birinci ve ikinci ilmeğin, bakın ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından, yani ikili ilmeğin tam ortasından. Hemen iki ilmeği de birlikte örüyorum. Son kez yapalım. 1 2 3. Bakın. 3. 2. ve 3. ilmeğin, son ilmeğin ve önündeki ilmeğin yanından iki ilmeği de birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın gördüğünüz gibi modelimizde hiç ters örgü yok. Hep düz örgülerle gidiyor. Şimdi ikinci modelin ikinci sırası ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bakın ikili ikili ilmeklerim, bir ilmeği düz örüyorum. Modelimize şekil verdirmesi için bir ilmeği düz örüyorum. Hemen tek kalan ilmeğin önünden bir ilmek aldım, uzattım. Tek ilmeğimi ve bu ikili ilmeğin birini de alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Yine tek ilmeğin önünden bir ilmek aldım, uzattım. Tek ilmeğimin yanına ikili ilmeğin birini de alarak ikisini bir ördüm. Hemen boşluktan bir ilmek aldım. Tek ilmeğimin yanına ikili ilmeğin birini de aldım. İkisini bir ördüm. Boşluktan ilmek aldım, uzattım. Tek ilmeğimin yanına buradaki ikili ilmeğin birini de alıyorum. Hemen bu şekilde bakın, modelimiz gerçekten hem kolay hem çok güzel. Son kez yapalım. Boşluktan ilmek aldık. Tek kalan ilmeğin yanına buradaki ikili ilmeğin birisini de alıyorum. İkisini bir ördüm. Tek ilmeğimi de düz, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıra sonuna kadar hep bu modelimiz düz örgü arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar, şöyle ben sizlere bakın iki model anlattım. Gerçekten hem güzel hem şık bir model. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çeyizlere çok yakışacak. Yeleklere, hırkalara, şallara, berelere, atkılara, ne yapmak isterseniz, bebek örgülerine, tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz hem kolay hem gösterişli güzel bir model. Şimdi modelimizin ilerlemiş halinde bir görelim arkadaşlar. Modelimizin ilerlemiş halini de görünce hayran olacaksınız. Bakın arkadaşlar, modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Gerçekten hem güzel hem gösterişli hem de şık hanımlar. Bakın şöyle. Şöyle tekstil tipi bir lastik yaptım. Bu lastiği çok seviyorum hanımlar. Evet, şöyle modelimiz gerçekten ördüğünüze değecek. Harika bir desen, gördüğünüz gibi. Bu modeli kaçırmayın diyorum hanımlar. Evet, modelimizin arkası da önünden güzel, önü arkasından güzel. Bakın modelimizin arkası da bu şekilde. Bakın. Gerçekten hem güzel hem şık, gösterişli, harika bir model hazırladık.
Gördüğünüz gibi inşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Sizler de benimle birlikte bu güzel deseni hazırlamışsınızdır. Evet sevgili hanımlar, bir modelin daha sonuna geldik. İnşallah sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Evet sevgili hanımlar, yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Sevgili hanımlar, eğer işiniz varsa, video hemen modeli çıkaramayacaksanız kaydedebilir, daha sonra yapabilirsiniz. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Tüm Türkiye'me ve yurt dışından beni izleyen tüm değerli takipçilerime kucak dolusu selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Beni her nereden izliyorsanız, yorumlarda da belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.